Merhabalar. Bir başka Non-Open serimize hoş geldiniz. Bu online olarak gerçekleştirdiğimiz üçüncü toplantı oluyor. Umarım herkes faydalanıyordur ama gördüğüm kadarıyla sunumda yaptığımızdan daha çok katılımcımız oluyor. Bu da güzel bir şey. Ben lafı çok fazla uzatmadan Selmiye hocamıza sözü bırakmak istiyorum. Kendisi bugün bize grafen ve uygulamaları konusunda bilgiler paylaşacak. Eğer arzu ederseniz sonunda bir chatten herhalde soru cevap kısmımız da olabilir. Selmiye hocamız Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyemiz. Aynı zamanda sunumun da yarı zamanlı hocası. Evet, buyurun. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Çok teşekkürler hocam. Hepimizin gündeminde COVID-19 varken ben farklı bir konuda konuşacağım. Grafen ve uygulamaları. Ama grafenin COVID-19'a yönelik kullanımı ile ilgili de bir bölüm var konuşmamda. O yüzden dikkatle takip etmenizi öneririm. Fazilet hocam söyledi. Ben Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Programı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da sunumda yarı zamanlı araştırmacıyım. Bizim çalışma konularımıza bakacak olursak temelde yoğunlaştığımız konular yakıt pilleri, lityum iyon piller, lityum hava pilleri, katı hal piller, elektrolizörler, süper kapasitörler, hidrojen üretimi ve depolanması konularında çalışmalar yapıyoruz. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız temel çalışmalarda bu elektrokimyasal enerji çevrim ve depolama sistemleri için daha verimli bu sistemleri daha verimli hale getirebilmek için malzemeler geliştiriyoruz, modifiye ediyoruz. Ve bu malzemeleri, geliştirdiğimiz malzemeleri bu sistemlerde test edip performanslarını, kapasitelerini inceliyoruz. Verimliliklerini artırmayı hedefliyoruz söylediğim gibi. Bizim bu anlamda çalıştığımız birçok malzeme tipi var. 2013 yılından bu yana da en çok çalıştığımız malzemelerden biri grafen oldu. Şimdi çok kısaca karbon esaslı malzemelere bakacak olursak aslında karbon çok özel bir element. Elemental halde iken dahi farklı formlarda bulunabiliyor. Bir de karbon atomları birbirlerine çok farklı şekillerde bağlanabiliyorlar. Bu yüzden de doğada farklı formlarda karbon malzemeler görmek mümkün ya da laboratuvarlarda çeşitli karbon malzemeler üretiyoruz. Şimdi solda grafit var, sağda elmas var. Bu iki malzemeyi hepimiz de çok iyi biliyoruz. İki malzeme aslında içerik olarak tamamen birbirinin aynısı. Karbon ve hidrojen atomlarından oluşuyorlar. Fakat görüyorsunuz görüntüleri tamamen farklı, özellikleri farklı. Örneğin biliyorsunuz grafit daha yumuşak, elektriksel iletkenliği olan bir malzeme iken elmas son derece sert, rigid ve iletken olmayan bir malzeme. Bunun da temelindeki, bunun temel sebebi elmas ve grafitte atomların dizilişleri farklı, yapıları farklı. Soldaki yapı bu grafit yapısı, tabakalı bir yapı ve bu tabakalar arasında çok zayıf bağlar var. Bu yüzden de bu tabakaları aslında birbirinden ayırmak da mümkün ve elektriksel iletkenlik sağlıyor aslında bu tabakalar arasındaki zayıf bağlar sayesinde elektronun akışı kolay olabiliyor. Sağdaki yapı ise bu rigid bir yapı. Bu yüzden de elmas bu kadar sert ve sağlam. Bunlar 3 boyutlu karbon yapıları. Şurada gördüğünüz futbol topu şeklinde 0 boyutlu florenler var ya da tüp şeklinde olan tek boyutlu karbon nanotüpler var ya da 2 boyutlu grafen malzemesi bugünkü konumuz. Grafeni nasıl tanımlıyoruz? Aslında bu grafitte gördüğünüz her bir mavi tabaka aslında grafen. Daha genel bir tanım yapacak olursak tek atom kalınlığındaki karbon tabakasına biz grafen diyoruz. Bu sağdaki elektron mikroskopu görüntüleri, geçirimli elektron mikroskopu görüntüsü. Burada da görüyorsunuz bal pete örüntüsü şeklinde 6 karbonlu bir yapı var ve bu karbon atomları arasındaki uzaklığı bile çok net görüntüleyebiliyoruz. Aslında grafiti
Bu tabakalara indirgeme işlemi son yıllarda yapılmış bir işlem değil. 1946'da örneğin tabakalara ayrılmasına yönelik çok ciddi çalışmalar var. Fakat o dönemki görüntüleme tekniklerinin yeterli olmaması sebebiyle elde edilen yapının grafitin tek tabakası olduğu ispatlanamamış. Şimdi bu anlamdaki en önemli çalışma Profesör Geim ve Profesör Novoselov'un, ikisi de Manchester Üniversitesi'nden iki profesör, ilk defa grafiti alıp, biliyorsunuz grafit bu arada kurşun kalemlerin ortasındaki bu siyah kısım, yumuşak kısım, grafiti almışlar ve bir bildiğiniz basit bir scotch tape'e sarıp defalarca çekerek tek tabakayı elde etmeyi başardılar. Ve bu konudaki katkıları sebebiyle 2010 yılında Nobel ödülü aldılar. Şimdi grafenin ne gibi üstünlükleri var? Herkes grafenden bahsediyor. Çok popüler bir konu. Birçok üstünlüğü var. Bir kere ilk defa gösterilen iki boyutlu atomik kristal yapısına sahip. Görüp görebileceğiniz en ince malzeme, görüp görebileceğiniz en sağlam malzeme, çelikten bile daha sağlam. Bu kadar sağlam bir malzeme olmasına rağmen çok da esnek, elastik, katlanabilir, bükülebilir. Ve belki de pek çok uygulamada çok işe yarayan özelliği grafenin termal iletkenliği ve elektriksel iletkenliği muazzam grafenin. Ve elektronlar grafen içinde çok hızlı hareket edebiliyorlar. Bu yüzden de elektronik uygulamalarda grafenden faydalanıyoruz. Bir de çok yüzey alanı burada bir ses var ama ben devam edeyim. Yüzey alanı oldukça geniş. Bu da bize katalizör ben devam ediyorum. Katalizör uygulamaları için yüzey alanının oldukça geniş olduğunu biliyoruz. Bu da katalizör nanoparçacıkların yüzeye etkin bir şekilde yayılımını sağlıyor. Şu resimde de gördüğünüz gibi son derecede hafif bir malzeme. Bu da özellikle düşük ağırlık gerektiren uygulamalar için inanılmaz bir avantaj. Şimdi grafeni nasıl üretiriz? Grafeni iki yaklaşımla üretmek mümkün. Top down yaklaşımında grafitten başlayıp grafiti tabakalarına ayırırsınız. Ya da bottom up yaklaşımında küçük moleküllerden başlayıp grafeni üretirsiniz. Top down yaklaşımında en bilindik yöntem, burada da gördüğünüz gibi, scotch tape yöntemi. Bahsettiğim gibi Profesör Geim ve Novoselov'un kullandığı grafiti scotch tape'e yapıştırıp 50 ya da 100 arasında bir defa çekip bu şekilde tek tabakaya ulaşabilirsiniz. Ama tahmin edeceğiniz gibi ölçeklendirilebilir bir yöntem değil. Sıvı fazla da bu grafiti tabakalarına ayırma işlemini yapabilirsiniz. Ultrasonication'la grafit tabakalarına ayrılabilir. En yaygın kullanılan yöntemlerden biri ölçeklenebilir olması sebebiyle kimyasal yöntem. Ondan birazdan bahsedeceğim. Elektrokimyasal yöntemle de bir elektrokimyasal setup kurmak suretiyle grafiti tabakalarına ayırmak. Şimdi bir diğer yaklaşım tabii ki bottom up yaklaşımı. Burada da bahsettiğim gibi küçük molekülden başlayıp grafeni üretiyoruz. Kimyasal buhar biriktirme ya da CVD, kısaca CVD dediğimiz yöntemde örneğin metanla başlarsınız. Herhangi bir iletken yüzey üzerinde, bu nikel olabilir, bakır olabilir, platin olabilir, tek tabaka ya da birkaç katmanlı grafen üretmek mümkün ve yüksek kalitede grafen üretilebiliyor bu yöntemle. Ya da yalıtkan yüzeyler üzerinde, örneğin silikon karbit üzerinde grafeni epitaksil growth dediğimiz yöntemle büyütmek mümkün. Yıllar içerisinde geliştirilen kimyasal transfer yöntemleri sayesinde de örneğin bir yüzeyde büyüttüğünüz grafeni başka bir yüzeye aktarmak mümkün. Bu da inanılmaz bir avantaj. Kimyasal yönteme bahsetmeden önce aslında biz neye grafen diyoruz konusuna bir açıklık getirmek istiyorum.
Normalde grafen tanımladığım gibi tek atom kalınlığındaki karbon tabakası. Fakat günlük hayatta biz birkaç tabakanın bir araya gelmiş haline de grafen diyoruz. Ya da şu gördüğünüz yapıya da biz grafen diyoruz. Aslında bu yapı grafen oksit yapısıdır ve bu yapı bir takım yüzey grupları içerir. Aslında bu yüzey gruplarının birçok uygulamada bize sağladığı avantajlar var. Bu yüzey grupları çeşitli biyolojik moleküllere affinity gösterip onlara bağlanabilir. Ya da katalizör moleküllerine bağlanabilirler. Fakat grafen oksitin bir dezavantajı var. İletken değil grafen gibi. Fakat ne yapıyoruz? Grafeni, bu grafen oksiti kısmen indirgeyerek bir takım yüzey gruplarını kısmen alarak iletkenlik kazandırabiliyoruz. Kimyasal yöntem ilk defa Hammers tarafından 1958 yılında Jacks'ta bir yayın olarak sunuldu. Şu anda bu yayının 25.000'in üzerinde atıfı var. Yıllar içerisinde bu yöntem farklı şekillerde modifiye edildi. Improved Hammers, Modified Hammers adı altında birçok yöntem görebilirsiniz. Bu yöntemde temelde grafitten başlanıyor ve grafit güçlü oksidanlar varlığında yükseltgeniyor ve bir dizi yapılan sentrifüjleme ve yıkama işlemlerinden sonra grafit oksit kullanılıyor. Profesör Tur'un modifiye ettiği Improved Hammers adıyla geçen yöntemi biz de laboratuvarda aynen uyguluyoruz ve bir haftalık bir süreçte 3-5 gram grafen oksit, iyi kalitede grafen oksit elde edebiliyoruz. Bu grafenin sentezi ve ticarileşmesi yönündeki çalışmalara şöyle bir tarihçeye bir kısaca bakacak olursak, 2004 öncesinde grafitin tek tabakaya indirgendiğini çok da fazla gösterebilmiş değildi bilim adamları. 2004'te Profesör Novoselov ve Game bunu gösterdi. Ardından CVD yöntemiyle grafeni bakır üzerinde biriktirmek mümkün oldu. Aslında burada bakır üzerinde bir grafen tabakası var fakat şeffaf olduğu için göremiyoruz. Birkaç santim boyutunda yüksek kalitede tek tabaka grafen yapılabildi bu yöntemle. Aynı zamanda sıvı fazda dispersiyonlar şeklinde de grafen üretildi ve ilk uygulamaları 2006'lı yıllardan bahsediyorum. İlk uygulamalarında daha hafiflik gerektiren alanlarda kullanıldı. İşte tenis raketlerinde örneğin. Ardından Nobel ödülü gelince 2010'da tabii ki bu konudaki çalışmalar inanılmaz bir ivme kazandı. Ve bu kimyasal buhar biriktirmeyle yapılan grafen önce birkaç santim boyutundayken 30 inç boyutunda yüksek kalitede filmler üretilmeye başladı, grafen filmleri. Bu sayede de dokunmatik ekranlarda kullanımı arttı. 3 boyutlu kablolarda kullanılıyor, biyomedikal sensörlerde yaygın kullanılıyor. 2019 itibariyle geldiğimiz noktaya bakacak olursak, artık ton mertebesinde grafen üretebilmek mümkün. Bu konuda da birçok firma var, Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Ve en temel uygulama aslında elektronik ve fotonik aygıtlarda oluyor grafenin. Biraz daha detaylı olarak uygulamalara bakacak olursak, yarı iletken teknolojisinde kullanılıyor ve az önce de söylediğim gibi elektronik ve optoelektronik uygulamalarında yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle bu katlanabilir, bükülebilir, giyilebilir elektroniklerde grafen son derece popüler ve ticarileşmiş durumda. Şu şekilde görüyorsunuz katlanabilir çeşitli yapıları. İkinci önemli uygulamaları grafenin enerji alanında oluyor. Özellikle hızlı şarj edilebilir, yüksek kapasiteli bataryaların yapısında ya da süper kapasitörlerde grafen kullanılıyor. Diğer bir önemli uygulamaları grafenin kompozit uygulamaları. Burada da elinizdeki malzemeyi bir miktar grafenle farklı açılardan iyileştirebiliyorsunuz. Örneğin daha sağlam yapabiliyorsunuz, daha esnek yapabiliyorsunuz ya da ağırlığını azaltıp ya da iletkenlik kazandırabiliyorsunuz malzemeye. Sensör uygulamaları özellikle son yıllarda en yoğun çalışıldığı ya da kullanıldığı alan diyelim. Burada %2'lik bir oranda göstermiş ama gerçekten ticarileşen ürünlere bakıldığında grafen esaslı sensörlerin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Şimdi birkaç tane de özel uygulamadan bahsetmek istiyorum. İlaç salınımında grafen aslında çok işe yarıyor.
Özellikle bu kanser tedavisinde tek başına grafenoksit bile kullansanız, grafenoksitin bahsettiğim o yüzey grupları hücrelere dokunarak, onlara bağlanarak aslında hücrelerin, kanser hücrelerinin bir araya gelip tümör oluşturmasını, topaklanıp tümör oluşturmasını engelliyorlar. Ya da yine grafen ya da grafenoksit kullanmak suretiyle bir takım özel biyomoleküllere tepki verebilen, sens edebilen biyosensörler yapmak da mümkün. Şimdi en yaygın uygulamaları grafenin bu esnek ya da giyilebilir elektroniklerde demiştim. Bu örneğin Graphene Flagship, birazdan da bahsedeceğim Graphene Flagship'ten. Graphene Flagship kapsamında üretilmiş bir aslında direkt deri üstüne yerleştiren yara bandı şeklindeki bir yapı diyelim. Bir aygıt, incecik, şeffaf gördüğünüz gibi. Bunu deri üzerine yerleştirdiğinizde işte vücuttan çeşitli verileri bir anda toplamak mümkün bu yapı sayesinde. Ya da şu şekilde ilginç bir uygulama, işte kontak lens formunda grafen esaslı glikoz sensörü vücuttaki glikoz miktarını hızlı bir şekilde takip edebiliyor. Ya da şu şekilde OLED, esnek ve verimli OLED'lerde grafenin kullanımı yaygın. Şimdi bir de COVID-19'da grafen kullanılıyor mu konusuna bakalım. Şu şekilde benim rastladığım tek gerçekten piyasaya sürmüş ticari ürün Guardian G-Volt olarak adlandırılan bu şekilde bir yüz maskesi. Şimdi burada grafen kullanılıyor ve grafen iletken bir malzeme. Grafenin yarattığı bu elektriksel yük sayesinde bu hapsedilmiş mikroorganizmaları maskenin öldürebildiği söyleniyor. Yani grafenden yapılmış bir filtre kısmı var. Burada mikroorganizmaları öldürüyor. Hatta bildiğimiz şu an hepimizin bahsettiği bu N95 maskelerinde biliyorsunuz 0.3 mikrondan 0.3 mikron civarındaki parçacıkları %95 oranında tutabiliyorken bu maskelerin %99 oranında tutabildiğini, hatta 0.3 mikrondan daha düşük olanları da %80 civarında tutabildiğini söylüyor ve bu da inanılmaz bir başarı bence. Şöyle bir örnek var. Bu COVID'le direkt işe yarayacak bir maske olmayabilir. Çünkü antibakteriyel bir maske. Burada da yine grafenli bir tabaka var ve grafenin antibakteriyel ve antistatik özelliklerinden faydalanılmış. Tekrar kullanılabiliyor, yıkanabiliyor ve ergonomik bir yapı. Ve şu anda da firma kendi web sayfalarında işte bunun COVID-19'da kullanımına yönelik research, araştırma geliştirme yapıldığını da söylüyor. Şimdi grafenin en yoğun kullanıldığı bir diğer alan grafen filtreler. Özellikle deniz suyunun saflaştırılması ve içme suyu olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar var. Grafen filtrelerde bu grafenoksit de olabilir, grafen de olabilir. Deniz suyunun içindeki tuz süzülüyor filtre yardımıyla ve elde edilen yapı işte aslında ilk başta örneklerde %85 oranında tuzdan arındırabildiği söyleniliyordu ve bu anlamda da hala bir içme suyu için yeterli değildi bu oran. Özellikle tarımsal ya da sulama amaçlı kullanılıyordu. Şimdi yakın zamandaki örneklere bakıldığında grafen esaslı filtrelerle çok yüksek oranda filtreleme ve desalinasyon işlemi yapıldığı report ediliyor. Bu tür grafen esaslı filtrelerle sudan ağır metallerin ayrıştırılması ya da atık suyun tekrar kullanılabilmesi ya da sudan organik moleküllerin ayrıştırılması gibi kullanımları da var bu grafen filtreleri. Şimdi biraz daha ilginç örnekler grafen esaslı ayakkabılar. Tabii burada grafen esaslı ayakkabının en büyük avantajı son derece sağlam olması ama gerektiğinde de esneklik özelliğinin olması, işte yırtılmaya ve başka dışarıdan gelen streslere dayanıklı olması. Ya da şu şekilde grafenden yapılmış kasklar. Şimdi tabii grafen ayakkabı ya da grafen kask dediğimde şöyle bir şey uyanmasın kafanızda. Yani bu malzemenin %100'ü grafen değil. Tam tersine
Bu tür malzemelerde kullanılan grafen miktarı %1'den daha az. Ve grafen o kadar etkili bir malzeme ki %1 oranından bile az kullanmanız durumunda dahi malzemede istediğiniz iyileştirmeleri yapabiliyorsunuz. Bu da önemli bir avantaj. Şimdi günlük hayatımızda grafenle ilgili birçok haber alıyoruz. Magazinlerde var, dergilerde var, bilimsel dergilerde, popüler yayınlarda. Bir kere grafenin sihirli bir malzeme olduğu söyleniliyor birçok uygulamalar için. Ama çeşitli fantastik uygulamalarından da bahsediliyor. Örneğin işte tamamen sizi serinletecek grafen esaslı giysiler. Ya da işte çok düşük sıcaklıklarda dayanabilen grafen esaslı köpükler. Ya da işte Çinli bilim adamlarının grafenle yaptıkları atomik origami. Ya da saç boyasına grafen koyarsam ne gibi avantajlar sağlanır gibi haberler. Ve hatta şöyle bir haber bile vardı. İşte Black Friday zamanında grafen alırsanız %20 indirimli alabiliyorsunuz. Bu kadar günlük hayatımızın içinde. Grafen flagship'e bakacak olursak bu Avrupa'da 2013 yılında başlayan çok büyük bir oluşum. Aslında tüm Avrupa'da grafen konusunda çalışan araştırma merkezlerini, üniversiteleri ve firmaları bir araya getirmek hedefleniyor bu projede ve grafenle grafen esaslı ürünleri tabii üretmek ve ticarileştirmek hedefleniyor. Bu projede 150'den fazla partner var ve 23 tane Avrupa ülkesi bu projede yer aldı. Sabancı Üniversitesi de 2012 yılında bu proje proposal'ın hazırlanmasına katkıda bulunmak suretiyle bu projede yer alan ve ardından da deneysel çalışmalara katkıda bulunan Türkiye'den tek partner oldu. Aslında bu projedeki iş paketlerine şöyle bir bakarsak dahi grafenin nerelerde kullanıldığı ya da nerelerde umut vadeden özellikler taşıdığını çok net görebiliriz. Projenin iş paketlerinden biri malzeme iş paketi. Yani grafeni nasıl özellikleri nasıl iyileştiririz konusuna yoğunlaşıyor. Production iş paketinde işte ton mertebesinde ya da büyük hacimlerde, boyutlarda grafen nasıl üretilir buna yoğunlaşılıyor. Grafenin fundamental science tarafının çalışıldığı bir iş paketi var ama bunun dışında kalan diğer iş paketlerine bakarsanız çevre ve sağlıkta, yüksek frekanslı elektroniklerde, optoelektroniklerde, spintroniklerde, sensörlerde, esnek elektroniklerde, enerjide ve nanokompozit alanında grafenin kullanımına yönelik iş paketleri var. Biz de Sabancı Üniversitesi olarak enerji iş paketinde yer aldık ve yakıt pili iş paketinin task lideri olduk. Projenin ikinci fazı bu ticarileştirme fazından bir önceki fazda da iki iş paketinde yer aldık. Yine yakıt pili iş paketinin task lideriydik. Şimdi bu proje kapsamında birçok yayın, birçok patent, birçok alt proje ve birçok ürün çıkarıldı ve çıkarılmaya da devam ediliyor. Grafenin özellikle enerji uygulamalarındaki işte zayıf yönleri, avantajlı yönleri, challenge'ları bunlarla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isterseniz 2015 yılında yayınladığımız 2D Messages'taki yayında bu detayları bulabilirsiniz. Şimdi bizim bu Grafen Flagship projesinde de sonrasında yaptığımız çalışmalarda da hedeflerimizden biri grafeni modifiye ederek verimli yakıt pilleri geliştirmek. Şimdi yakıt pilleri nedir diye şöyle bir kısaca bakacak olursak öncelikle uygulamalarını söyleyeyim. Belki ülkemizde çok yaygın değil yakıt pili kullanımı ama aslında 1960'lı yıllarda uzay programlarında, uzay araştırmalarında, Apollo ve Gemini programlarında yakıt pilleri enerji sağlayan gereçler, temel gereçler olarak kullanıldı.
Denizaltılarda kullanılıyor. Küçük sistemlerde, özellikle bu taşınabilir sistemlerde enerji sağlamak için kullanılıyor. Ya da örneğin burada büyük sistemlerde bir binanın elektriğini sağlamak için de yakıt pilleri kullanılıyor. Avrupa ve Amerika'da toplu taşımda yakıt pilleri kullanılıyor. Belki de en çekici örneklerden biri yakıt pilinin kullanım alanı olarak Toyota Mirai, tamamen yakıt piliyle çalışan bir araç. Şimdi bu uygulamaların çoğunda kullanılan, çok verimlilikleri çok iyi olduğu için ve aynı zamanda düşük sıcaklıkta çalışabildiği için en yaygın kullanılan tipi PEM yakıt pili. Biz de bu konudaki çalışmalara yoğunlaşıyoruz. Çok basit bir yapısı var aslında PEM yakıt pillerinin. Ortada bir polimerik malzeme, iki tarafında da iki tane elektrot. Tüm tepkimeler bu yakıt pilinin kalbi dediğimiz kısımda gerçekleşiyor. İki tane temel tepkime var. Bu tepkimeler sayesinde de elektrik enerjisi üretiliyor. Tabii bu kadar basit görünüyor ama aslında yakıt pilinin yapısındaki tüm bileşenlerin bir sürü karmaşık tarafı var ve tepkimeler de o kadar basit değil. Şimdi sadece elektrot yapısını bile incelediğinizde bir gaz difüzyon tabakası var, fiberli bir yapı. Katalizörü rahatça yayabildiğiniz bir katalizör desteği var. Bu genelde karbon siyahından faydalanıyor bu amaç için. Ve katalizör nano parçacıkları var. Bunların kombinasyonu elektrotu oluşturuyor ve elektrot membranla sıkı sıkıya bağlı olmak zorunda. Şimdi bu katalizör tabakada katalizör nano parçacığı olarak platin nano parçacıkları kullanılıyor. Şimdiye kadar bu konuda birçok çalışma yapıldı. Platin nano parçacıklarından daha etkin bir katalizör yok yakıt pilinde. Aynı zamanda katalizör desteğine ihtiyaç var. Katalizörün yüzey alanını artırmak, topaklanmasını engellemek gibi sebeplerle ticari bildiğiniz ucuz karbon siyahı bu amaç için kullanılıyor. Fakat aslında karbon siyahı iyi bir katalizör desteği değil. Özellikle bu yakıt pilinin harç çalışma koşullarında bir süre sonra bu karbon siyahının korozyona uğradığı ve bu yüzden de katalizörün ya elektrot yüzeyinden döküldüğü ya da topaklanıp etkinliğini, aktivitesini kaybettiği bilinen bir gerçek. O yüzden karbon siyahı yerine alternatif katalizör destekleri düşünmek gerekiyor. Şimdi şöyle bir baktığımızda, örneğin Toyota Mirai içerisinde kullanılan büyük bir yakıt pili dizinini düşünün. 500-600 tane tekli hücreden oluşuyor. Bu yakıt pil dizininde temel maliyet katalizörden geliyor. Çünkü platin çok pahalı bir element ve platini nano parçacık haline getirmek de ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Şimdi bu Amerika Enerji Departmanı belli yıllarda belli uygulamalar için hedefler yayınlarlar. 2020'de bu araçlardaki hedefler şu şekilde gösteriliyor. İşte burada farklı kriterler var. Bu yeşille gösterilen kısımlar bize şu anki durumu gösteriyor. Görüyorsunuz power density, işte power ya da işte robustness gibi açılardan hedeflere neredeyse ulaşılmış. Fakat ömür, maliyet ve verimlilik ya da performans açısından henüz istenilen hedeflere ulaşılmamış. Şimdi bunlar temel bariyerler aslında bu yakıt pili sistemlerinin tamamen ticarileştirilip günlük hayatımızın her noktasına girmesi için ya da lityum iyon piller kadar popüler olmaları için temel bariyerler performans, durability ve maliyet açısından bu kriterlerde bu açılardan iyileştirilmesi gerekiyor bu sistemin. Bu anlamda da katalizöre büyük bir rol düşüyor. Biz bir katalizörden ne bekliyoruz? Maksimum aktivite bekliyoruz, maksimum ömür bekliyoruz ama minimum kullanılım da istiyoruz. Aslında çok şey istiyoruz, imkansızı istiyoruz katalizörden. Söylediğim gibi platin nano parçacıkları bu anlamda en iyi katalizörler ama onu platin nano parçacıklarını kullandığınız, birlikte kullandığınız destek nano parçacığın performansını, aktivitesini doğrudan etkiliyor. Şimdi bu anlamda bizim temel hedefimiz karbon siyahının yerine grafeni, farklı grafenleri katalizör desteği olarak kullanıp
yakıt pilinin performansını artırmak, ömrünü artırmak ve kullanacağımız katalizör miktarını minimuma indirgeyerek maliyeti düşürmek. Bu anlamda da çok farklı grafenlerle çalışıyoruz. Grafen oksiti laboratuvarda üretebiliyoruz, bahsettiğim gibi. Hazır grafen nanoplate'ler kullanıyoruz. Grafeni fonksiyonlandırıyoruz ya da CVD ile birkaç tabaka grafeni de kullandık. Ve en son yaptığımız çalışmalarda, hatta en iyi sonuçlar aldığımız kısım ise grafen esaslı hibritler oldu. Bu hibritlerde de grafeni başka karbon malzemelerle bir arada kullanıyoruz. Şimdi farklı formlarda ürettiğimiz grafenleri göstermek istiyorum. Grafeni fonksiyonlandırıyoruz. Böylelikle daha farklı yüzey grupları yapıya eklemek suretiyle özellikle katalizörle etkileşimini güçlendiriyoruz. Bu fonksiyonlandırdığımız grafenler aslında başka başka biyo uygulamalar içinde kullanılabilir yapılar. Grafen esaslı fiberler yapabiliyoruz. Grafen esaslı son derece hafif köpükler yapabiliyoruz. Nano kompozitler yapabiliyoruz polimerle birleştirerek. Çok düşük miktarda polimer içerecek şekilde elektro dokuma yöntemiyle. Ya da grafen esaslı hibritler yapıyoruz bahsettiğim gibi. Tabii bu tüm bu grafenlere dair sonuçları paylaşmayacağım vakit sebebiyle sadece en iyi çalışan bir sistemin örneğini vermek istiyorum. Grafen esaslı hibritler. Şimdi en basit sistem bizim için grafen oksiti bir miktar karbon siyahıyla karıştırmak. Bu arada herkes grafene işte popüler malzeme, işte çok iyi yükselen yıldız gözüyle bakıyor ama aslında grafen oksit yakıt pili içerisinde ideal bir malzeme değil. Karbon siyahından bile daha kötü çoğu zaman. Biz ama grafen oksiti bir miktar karbon siyahıyla birleştirerek inanılmaz sonuçlar elde ettik. Performans açısından da iyileştirmeler elde ettik. Açığa çıkan güç açısından ve aynı zamanda yapı içinde kullandığımız platin miktarını azaltmaya yönelik de çok önemli mesafeler kaydettik. Şimdi bu karbon siyahı istemediğimiz bir malzemeydi. Ne oldu da burada işe yaramaya başladı? Ona bir bakacak olursak. Şimdi grafenin birçok uygulamada ve özellikle de yakıt pili uygulamalarında şöyle bir durumu söz konusu oluyor. Bir süre sonra grafen tabakaları restack etmeye başlıyor uygulama esnasında. Ve restack ettiği için artık o yapı grafen gibi davranmamaya başlıyor. Ama yapıda bir miktar karbon siyahını eklerseniz karbon siyahı bu grafen tabakalarının arasına yerleşiyor. Bir spacer, ayraç gibi rol alıyor ve tekrardan tabakaların birleşmesini, restack olmasını engelliyor. Bu da performans açısından inanılmaz bir avantaj sağlıyor ve aynı zamanda katalizörün etkin kullanımını da sağladığı için daha az miktarda katalizörle istediğimiz tepkimeleri yapabilir hale geldik. Şimdi burada tabii sadece işte aldık bir miktar karbon siyahını grafen oksitle karıştırdık, çok güzel sonuçlar elde ettik kadar basit bir çalışma değildi bu. Uzun zaman ve uzun optimizasyonlar sonucunda şunu da gördük ki platin nanoparçacıklarını katalizör desteği üzerinde nasıl büyüttüğünüzün de çok önemi var. Yani hangi yöntemle platin nanoparçacıklarını şu şekilde bir grafen altlık düşünün. Grafeni karbon siyahıyla karıştırın ya da başka karbon malzemeyle platin nanoparçacıklarını tek tek küçük 1-2 nanometre boyutunda bu yüzey üzerine yaymak ve bunların hala çok aktif, parçacıkların çok aktif ve etkin olmasını sağlayabilmek ayrı bir sanat gerektiriyor. Bu anlamda da birçok farklı yöntem denedik. Az önce gösterdiğim yöntem nano parçacıkların 1-2 nanometre boyutunda üretilebildiği mikrodalga yardımıyla indirgeme yöntemiydi. Süperkritik karbondioksit depozisyonunu Atatürk Üniversitesi'nden bir hoca ile birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda voltaj vererek elektroforatik depozisyonla da katalizör büyütüyoruz. Son yıllarda geliştirdiğimiz çok ilginç bir başka yöntem de var. Çok ucuz da bir yöntem. Çok basit bir UV lambasını kullanarak UV lambasından gelen ışıkla o enerjiyle
Kiratin nano parçacıklarını şu şekilde topaklanmadan birkaç nanometre boyutunda grafen üzerinde yayabiliyoruz, büyütebiliyoruz ve bu ölçeklendirilebilir bir işlem aynı zamanda. Şimdi grafeni katalizör tabakasında kullanıyoruz. Aynı zamanda elektrotun diğer bölümlerinde de grafeni kullanıp esnek ve iletken elektrotlar da yapıyoruz. Şöyle bir özetleyecek olursak, grafen flagship kapsamında ve diğer alt projelerde yaptığımız çalışmalarda yüksek aktiviteye sahip katalizörler ürettik. Bunların dayanıklıkları da oldukça iyi. Aynı zamanda ölçeklendirilebilir uniform ve homojen elektrotlar üretebiliyoruz. Bunları yakıt hücrelerinde test edip performanslarını takip edebiliyoruz. Şimdi sadece yakıt hücrelerinde değil, biz grafeni diğer enerji uygulamalarında da kullanıyoruz en başta bahsettiğim gibi. Örneğin aslında aktif olarak kullandığımız titanyum dioksit nano parçacıklarını grafen oksitle bir arada kullanarak çok iyi bir anot malzemesi ürettik ve yüksek kapasiteler elde ettik. Ya da silikon örneğin lityum iyon pillerde çok iyi bir anot malzemesidir fakat çok fazla hacimsel genleşmeye uğrar. Bunu önlemek için silikon anotun çevresini grafen tabakasıyla sardık ve bu hacimsel genleşmeyi engelledik ve yüksek kapasitelere ulaştık. Lityum hava pillerde çalışıyoruz. Lityum hava piller yakıt pili sistemine benzeyen sistemler. Özellikle oksijenle olan tepkimede katalizöre ihtiyaç var. Biz yine burada grafenin yüzey alanı ve elektriksel özelliklerinden faydalanarak özellikle azotla katkılandırılmış grafeni seryum esaslı katalizörler için katalizör desteği olarak kullandık. Süper kapasitörlerde de grafen işe yarıyor. Kapasite ve davranış gösteriyor grafen. Tek başına kullandığımız çalışmalar da oldu grafeni, grafen oksidi ya da yine karbon malzemeyle bir arada kullandığımız çalışmalar da oldu. Şimdi grafen popüler bir malzeme olunca, birçok uygulaması gösterilince aslında bizim bu çalışmalarımız da çok ilgi çekti. Sosyal medyada olsun, televizyon programlarında olsun grafenle ilgili çalışmalarımızı anlatma fırsatı bulduk. Ve bu çalışmalar hala video şeklinde YouTube üzerinden de izlenebilir. Bu NTV'de Bana Söz Ver programında grafen hakkında konuşmuştuk. CNN Türk'te Yeni Ufuklar programında, TGRT Haber'de Artı Eksi Gündem'de grafen konusundaki çalışmalarımızı anlatmıştık. Videoları var bahsettiğim gibi. Aynı zamanda grafen ve enerji konusunda yaptığımız çalışmalarla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2018 yılında Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Akademik Ödülü'yle de ödüllendirilerek çalışmalarımızın takdir edildiğini de görmüş olduk. Grafen konusunda yurt dışından birçok ortaklığımız var. Türkiye'de de çalıştığımız çeşitli kurumlar var. Tabii tüm bu çalışmaların gerçekleştiren, bunları yayına dönüştüren, projelere dönüştüren çok güçlü bir çalışma ekibimiz var. Buradan sizin huzurunuzda tüm çalışma arkadaşlarıma, öğrencilerime teşekkür etmek istiyorum ve sabırla dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ederim. Benden bu kadar. Evet, nasıl ilerleyelim Betül Hanım? Hocam biz teşekkür ederiz değerli paylaşımlarınız için. Chat kısmını açabilirseniz oradan bayağı bir sorumuz geldi. Süremiz el verdiğince oradan da birkaç soruya yanıt verebilirsek memnun olurum. Ben şu an açtım chat kısmını. Bakıyorum. Biyokimyasal fonksiyonlar grafen oksit yüzeylerine bağlanabilir mi? Evet, bağlanabilir. Pek çok molekül grafen oksitteki bu yüzey gruplarına kolaylıkla tutunabilirler. Bu tutunma kimyasal bir bağlanma olmuyor. Bir fiziksel interaction şeklinde oluyor ama etkin bir bağlanma oluyor. Bakayım CVD'den mechanical exfoliation yöntemi CVD'den daha kaliteli grafen üretmez mi? Aslında mechanical exfoliation
kaliteli grafen üretir ama bunu scale up yapmak büyük bir iş. Ama CVD ile üretilmiş özellikle tek tabaka grafende çok kaliteli bir grafen oluyor. Onu belirtmeliyim. %97 oranında grafen şeffaf ama örnekler hep siyah renkli maske, kask. Şimdi grafeni belli bir oranda kullandığınızda ya da belli bir kalınlığa ulaştığınızda aslında ya da grafen oksitli yapılarda siyah rengi görebiliyoruz. Çok ince bir tabaka halindeyken şeffaf, onu öyle söyleyeyim. Optik sensörler de kullanımına dair detaylı bilgi. Aslında bu konuda ilgilenen arkadaşlara yayın da gönderebilirim. Biocompatible olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu konuda çalışmalar var ama net bir şey söyleyemeyiz. Su arıtmada kullanılan grafen filtrelerin rejenerasyonu nasıl yapılıyor? Açıkçası bu konuda çok detaylı bilgim yok. Direkt çalıştığım bir konu değil ama filtre olarak çok etkin filtreler olarak kullanıldığını biliyorum. Otomotiv sanayiinde fiber kaplama malzemelerde alüminyum ile kompozit yapılabilir mi? Grafenden birçok kompozit yapılabiliyor. Bu anlamda çok compatible bir malzeme. Ama alüminyumla yapılabilir mi konusuna bakmak lazım. Grafenin uygulama alanlarında fiber olarak görünmüyor. Grafen, fiber aslında kullanılabilir ve çok güzel örnekler var. Biz de grafenin fiberlerini wet spinning yöntemiyle yapıyoruz. Fakat orada mekanik dayanım konusunda sıkıntılar var. Kalın bir fiber yaparsanız ancak mekanik dayanımı olabiliyor. İnce yaptığınızda kopuyor fiber. Ama bu alanda çok iyi çalışmalar var. Onun dışında optoelektronik uygulamaları kullanılıyor. Grafen için grafitin iki boyutlu hali diyebiliriz. Evet, bazı ürünlerde %1'den daha az oranda kullanılıyor demiştiniz. Evet, %1'den daha az kullanmak suretiyle grafen etkin bir şekilde malzemenin özelliklerini iyileştirilebiliyor. Tekrardan grafite dönüşmüyor mu diye soruyor bir dinleyicimiz. Yani bu çok iyi bir şekilde homojen bir karışma yapabilirseniz malzemeyle, sizin ana malzemenizle grafenin %1 oranındaki bu eklediğiniz grafen bir araya gelip topaklanmak yerine malzemeyle karışmayı tercih edebilir. Ya da karışmasını engellemek için ekstra bir başka bir yöntem de kullanılabilir. Grafen polimerle kullanıldığında ve streç edildiğinde performansı düşer mi? Şimdi grafen polimerle birlikte kullanıldığında performansı, işte hangi uygulama için performansından bahsediyoruz ona bakmak lazım. Örneğin grafenin polimerle bir araya getirip elektriksel üretim ya da elektrokimyasal bir sistemde kullanacaksanız tabii ki performansını düşürüyor. Hatta bizim ilk yaptığımız elektrospinning denemelerinde grafen polimerle bir araya geldiğinde polimer grafenin çevresini sarıyor. Yani yalıtıyor bu örneklerde. Böyle bir fiber yapısını bir batarya ya da fuel cell'de kullanmak mümkün değil. Ama nano kompozit olarak özellikle mekanik özellikleri iyileştirmek için kullanmak mümkün. Batarya üretimi konusunda ileriki dönemlerde bir TOG ile sunumun bir ortaklık kullanması planlanıyor mu? Biz her türlü ortaklığa açığız. Keşke yapabilsek böyle şeyler. Genelde teşekkürlerle tamamlanıyor. Polimerik grafenlerle ilgili de bir dersiniz olacak mı? Polimerik yapılar, polimer grafen kombinasyonuyla ilgili. Aslında şu anki elektrokimya dersimde bir miktar bahsediyorum grafenden. Ama ileride böyle bir ders de düşünülebilir. Lityum iyon piller ile ilgili kullanımı grafenin. Bu alanda birçok rapor da var, yayın da var. Yani tüm problemleri çözmüyor aslında grafen, onu söylemek lazım. Kapanış cümlesi olarak belki de. Evet, sihirli bir malzeme ama grafen kullandık diye de tüm uygulamalar mükemmel hale gelmiyor. Birçok çözülmesi gereken problem var grafenle ilgili. Ama sonuç olarak özellikle enerji alanında birçok problemin çözülebildiğini görüyoruz. Ve özellikle esnek elektronikler bence grafenin en önemli uygulamaları olacak uzun vadede de.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için, sabırla dinlediğiniz için, birçok soru sorduğunuz için, ilgilendiğiniz için. Fazilet Hocam, siz de bana bu fırsatı verdiğiniz için size de ayrıca teşekkür etmek isterim.